Merhaba örgüdaşlar, ben Öznur Sağlam. Yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Yeni bir model çalışacağız. Umarız keyifli geçer. Yazın çok sorulan bir modelde. Döne örülen, oldukça pratik ama görsel olarak çok zengin olan bir model. Gelin bunu birlikte çalışalım şimdi. Kolay gelsin. İpimiz kalın, mümkün olduğu kadar kalın bir iple çalışacağız. Buradaki ipimiz pamuklu makremoydu. Çok çok kalın bir pamuklu makrema. Polyester iplerle de olabilir ama ne kadar kalın çalışırsanız o kadar güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Penye iplerle de olabilir. İplikleri arkaya batarak ördüğümüz için ipin kalınlığının eşit olmasına dikkat edin. Penye ipin kaliteli olmasına dikkat edin. Onda da güzel bir sonuç elde edersiniz. En çok yaşadığımız sıkıntılardan biri sihirli halka yapma konusu. Ben pratik bir şekilde sihirli halkayı da göstereyim size. Parmağınıza ipi sarın, örgüye başlayacakmış gibi tutun ve elinizi ters çevirip şurada bir çember yapın. Tekrar gösteriyorum. Elinizi ters çevirin, bir çember yapın. Bu sizin sihirli halkanız oldu. Tığımızı batıyoruz. Hemen içine bir zincir attığımız zaman mühürlendi ve burada bu iki katlı olan bölüme çalışıyoruz ki bunu çektiğimiz zaman sihirli halka kilitlensin. Şimdi ne yapıyoruz? 6 tane sık iğne yapıyoruz. Başlangıcımız bu. Üç, dört, beş, altı. 6 tane sık iğne yapıyoruz ve ilmeğimizi çekiyoruz. Sonraki işlemde kapama sık iğnesi asla yapmıyoruz ve üstüne öre öre gidiyoruz. Burada da sık iğne delikleri bakın ikilidir. Yukarıda V şeklindedir. Biz modeli üretirken sık iğne deliklerinin sadece arka teline batacağız. Şurada tekrar gösteriyorum. V şeklinde olan deliklerin sadece arkasına batıyoruz. O görüntüyü, çizgi çizgi görüntüyü bu veriyor. Şimdi ne yapıyoruz? Her deliğe, her sık iğne V'nin arkasına çift batıyoruz bu sıra. 1, 2. Yani 6 tane sık iğneyi çift haline getireceğiz. 6 sık iğneye çift battığımız zaman 14, 12 tane ilmeğimiz olacak. Dördüncüyü yaptım. 5, 6. Bu arada ipimi içeride saklıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın görüntü oluşmaya başladı. İnce çizgiler halinde gidecek model. Alt kısmı büyüterek devam edeceğiz. Taban oluşacak. Tabanı bitirdiğimiz yerde arttırmayı kestiğimizde çanta otomatikman dönecek ve bizim istediğimiz görüntüyü elde edeceğiz. Tabanı şöyle sizinle paylaşıyorum. Bakın şu an başlangıcı yaptım. Şimdi size sayıları vererek tabanı oluşturacağım. Şimdi yeni sıraya geçtiğimizde artık aklımızın karışmaması gerekiyor. Sırayı kaybetmememiz gerekiyor. Sıra kapama yapmadığımız için de her yeni sıraya başladığımızda işaret iğnesi kullanacağız. Otomatikman arttırmalarda bir hata söz konusu olmayacak. Ne yapmıştık? 6 tane sık iğne ile başlamıştık. Sonra her sık iğneye çift battık. 12 sık iğne elde ettik. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Yeni sırada bir çift, bir tek. Şimdi ilk ilmekte çiftleri yaptık. İlk ilmeğin birinci ilmeği bizim yeni sıra başımız oluyor. O yüzden şu şekilde bir işaret iğnesi kullanın ya da farklı renkte bir ipi sokuşturun buraya ve bu sırayı kaybetmenizi engelleyecek. Yani bu iğneye geldiğimiz zaman bilin ki yeni sıra başlıyor. Şimdi ilk ilmeğe çift yaptım. İkinci ilmek tek. Çift. Tek, çift, tek, çift, tek, çift,
Tek. Çift. Ve tek de bitiyoruz. Bu da kendinizi kontrol etmek için çok doğru bir yöntemdir. Eğer arttırmalarda bir ilmeğe çiftle başladıysanız tekle bitmeniz gerekiyor. Mesela bir çift 3 tek yapacaksınız. Çiftle başladınız. 3. teki yaptığınız zaman sıranın başına gelmiş olmanız gerekiyor. O zaman diyeceksiniz ki evet yaptığım işlemde bir hata yok diyeceksiniz. İğnemizi çıkarttık. Yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi büyüterek gitmeye devam edeceğimiz için bir çift ve ilk ilmeğe iğnemi takıyorum. Bunun yerini doğru belirlemek çok önemli. Ve iki tekle bir, iki ayrı ayrı ilmeklere birer tane tek yaptım. Aynı ilmeğe çift. Sonra önümdeki iki ilmeğe bir tek, ikinci ilmeğe ikinci tek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir çift, iki tek. Bir çift, iki tek. İlmeğimiz büyüyerek devam ediyor. Yuvarlağımız. Bir çift, iki tek. Bir çift, iki tek. Bakın ikinci teki yaptım. İşaretli yere geldim. Eğer eliniz sıkıysa ve bu şu şekilde toparlanmaya başladıysa şey yapabilirsiniz. Aynı sırayı tekrar edebilirsiniz. Biz normalde her bir sırada büyüterek gideceğiz bunu. Yani tek sayısını arttırarak gideceğiz. Ama oldu da fark ettiniz sizin kasıyor. O zaman aynı sırayı bir kere daha tekrar ettin. Eliniz bol. Diyelim volan yaptı. O zaman da bir sıra tek dönün. Hepsine tek batın. Tekrar toparlayın. Şimdi biz yeni sıraya geçiyoruz. Hep arkaya çalışıyoruz arkadaşlar. Normal sık iğne deliğinin V'lerin arkasındaki tek deliği alarak çalışıyoruz. 1 2. Bu yeni sıranın başlangıcıydı. İlk ilmeğe takıyorum. Şimdi 3 ayrı ilmeğe 3 tane tek batıyoruz. 2 3 ve tekrar çift. Aynı deliğe 2 tane sık iğne ve her sık iğneyi arkaya batıyoruz. 1 2 3 tekrar çift. Bir, iki, üç. Tekrar çift. Bir, iki, üç. Her defasında tekrar tekrar gösteriyorum. Herkes anlayabilsin diye. Sık iğne deliklerinin en arkasındaki tek parçayı alıyorum. Çift dediğim zaman o sık iğne deliğini 2 tane batmış oluyorum. Tek dediğim zaman, 3 tek dediğim zaman 1 2 3 tane farklı ilmeğe 3 tane tek sık iğne yapıyorum. Ve tekrar çift. Ve 1 2 3. Şimdi yapacağımız işlem bir çift 4 tek olacak. Her sırada lütfen bu iğneyi kullanmayı bırakmayın. Çünkü sayılar karışabiliyor, hata yapılabiliyor. Hemen ilk ilmeğe işaret iğnemi taktım. Şimdi bir çiftle başladım. 4 tekle devam edeceğim. Bu sayılar şaşmadığı sürece çiftle başladınız. Dördüncü teke geldiğiniz zaman sıranız bitmiş olacak. Bakın 1, 2, 3, 4. Çift.
Bir, iki, üç, dört. Tekrar çift. Bir, iki, üç, dört. Bu sıra bittikten sonra size dönmeyi de göstereceğim. Gerisi ondan sonra çantanın boyutunu istediğiniz noktaya kadar aynı işlemi yaparak hareket etmek olacak. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Aynı noktaya tekrar çift yaptım. Bir de örerken mutlaka eli tüsü denen şeyi yapın. Yani işinizi kontrol edin. Bunu doğru olup olmadığını oradan anlarsınız. Çünkü örgü size düzgün yapıp yapmadığınızı söylüyor. Eliniz ya sıkıdır ya çok gevşektir. Bir hata vardır. O zaman durun, bir inceleyin. Hatanın nerede olduğunu fark edin. Ve bence hiç üşenmeden sökün, yeniden örün. Sonuç güzel olsun. Onu siz kullanacaksanız gururla taşıyın. Evet, bakın, dördüncü sık iğneyle, tek sık iğneyle sırayı bitirmiş olduk. Yeni sıraya geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Eğer bulduğunuz ipin kalınlığı gerçekten fazlaysa bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördükten sonra dönmeye başlayacaksınız. Eğer ipiniz ince ise bunu 10, 12, 14 istediğiniz kadar arttırma yapmaya devam ediyorsunuz. Diyelim ki çantanın tabanı, bu çantada 23 santim kadar bir taban var. Size çantanın tabanı yeterli geldi. Ben bu boy çanta istiyorum dediniz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Aslında işlem çok kolay. Ondan sonra işte iğneyi çıkartabilirsiniz. Çünkü her bir deliğe, ben şu an takıyorum çünkü tabanım küçük, sonra geriye dönüp onu düzelteceğim. Her bir deliğe döne döne tek batıyorsunuz. Hiçbir arttırma yapmıyorsunuz. Her ilmeğin yine arka tek noktasına, o çok önemli, tek batıyorsunuz. Çantanın boyutu da yine derinliği de kendi isteğinizle doğru orantılı. Çantanız ne kadar yüksek olsun istiyorsanız o noktaya kadar örüyorsunuz. Tek tek batarak. Çanta zaten bakın kıvrılmaya başladı. Şu şekilde kıvrılacak çanta. Evet. Tek tek batıyoruz. Bakın. Her ilmeğin arkası. Ara ara tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çünkü çok iyi örgü ören arkadaşlarımız var. Ama bu işe yeni başlayanlar da var. Onlar da anlayabilsin. Eksiklerini tamamlayabilsin. Bunu genelde biz çanta tabanı yaptığımızda dönme sık iğnesi diyoruz. Çanta tabanını dönmek için kullanıyoruz bu işlemi yaparken. Bunda da model tamamıyla bu. Evet, bu şekilde hiç sıra başı yapmadan sadece ilmeğin arkasına batarak ve her ilmeğe tek batarak işlemi tamamlıyoruz. Dediğim gibi sıra başı yok, sıra sonu yok. O yüzden şu işaretli olan yere geldiğimde bile ilmeğin sadece arkasına batacağız ve örmeye devam edeceğiz. Bakın bu şekilde. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten çantanın kenarı çıkmaya başladı. Tabii bu minyatür boyutu. Siz bunun büyüğünü yapacaksınız. Çantanın boyu istediğiniz yere geldiği zaman bunu iki eşit parçaya böleceksiniz. Ve iki eşit parçaya böldükten sonra iki tarafa iğne takın. Ve buradaki ilmek sayısını sayın. Ve şurayı üç eşit parçaya ayırın. Ondan sonra bakın mesela burada 2, 4, 6, 8 tane bizim ilmeğimiz var. Ama bu sapı yaparken biz 10 ilmek çektik ki elin girebileceği nokta olabilsin diye. Yani dönerek ördük, bu noktaya geldik,
Bu noktada 10 zincir çektik, 8 boşluk bırakıp 9.'ya atladık ve tekrar arkalarına batarak öndük, ördük. Tam karşıya geldik. Aynı mantığı burada da yürüttük, zincir çektik ve döndük. Ondan sonra geriye bir sıra kalıyor. Her zincirin içine sık iğneyle doldurmak. Otomatikman bu sap kısmını elde etmiş oluyoruz ve çantayı yan tarafta temiz bir şekilde bitiriyoruz. Eğer ipiniz ince ise bu sap tek sırayla ince olacağı için buna 2 sıra ya da 3 sıra sık iğne dönebilirsiniz. Görüntüyü hiçbir şekilde bozmaz ve güzel bir pomponla, aksesuarla süslendirdiğiniz zaman çok şık yazlık bir çanta olacak. Bunu koyu renklerle çalıştığınız zaman, içine astar yaptığınız zaman kışlık çanta olarak da kullanabilirsiniz. Sade ama bir o kadar şık bir model. Evet arkadaşlar, bugün bizi yine izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olabilmişizdir. Ben Öznur Sağlam. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.